Şimdi size bir şey göstereceğim. Lağım borusu patlamış ve Laptopum bozulmuştu. Şurası falan kabarık. Kombimiz bozuldu. Kelimenin tam manasıyla boktan bir mevzu. Buradan sular akıyor. Şakır şakır. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Beni en son gördüğünüzden beri pek çok şey oldu. Saçlarım kısa, kestirdim. Laptopum bozulmuştu. O yüzden video çekemedim uzun zaman. Editleyemedim daha doğrusu çektiklerimi. Editten araya giriyorum. Bu videoyu, darmadağınım ona hiç bakmayın zaten. Bu videoyu el ameliyatımdan önce çekmiştim. Fakat bilgisayarım mor ara tamirdeydi ve ben editlemeyi unutmuşum. Tamamen kaynamış gitmiş. Fakat zaten şu ara elimden dolayı çok fazla içerik üretemediğim için bu videoyu da editleyip yüklemek istedim. Onun bilgisini de size buradan vereyim dedim. Çünkü neden hani elin iyileşti de ne ara bunlara giriştin demeyin. Bu bilgiyi de verdiğime göre iyi seyirler. Şimdi size bir şey göstereceğim. Çok canım sıkkın. Bizim buradaki depo alanımızı biliyorsunuz. Oradaki her şeyi çıkarttım buraya. Çünkü bunu çıkartamadım. Üst katın lağım borusu patlamış ve Allah'tan zamanında fark ettim. Hani böyle bunu gördüm ve her şeyi çektim. Şöyle kuruyup pul pul dökülmeler vardı. Bunlar böyle üst üste koyuluydu hatırlarsanız. İşte şu vardı en üstte. Şu puset. Onun üstünde tuvalet kağıdı, havlu kağıdı vesaire vardı. Allah'tan naylonların üzerine gelmiş. Başka bir şeyin üzerine gelmemiş. Bunları çıkarttım. Bugün buraya birisi gelip bunu tamir edecek. Apartman yönetimine söyledim. Bir de bu dolabı çıkartırım buradan gerekli olursa. Şuradan iki tane kapağı açıp yapacakmış. Gerçekten bezdim. Yani bu evin işini gücünü yapmaktan bezdim. Çok üzülüyorum gerçekten. Ev çok güzel ama sürekli sorun oluyor. Hatırlarsanız zaten şurayı yaparken tendonumu koparmıştım. Bu elim hala böyle. Şu an iki seans sülük tedavisi uyguladım ama gücü geldi ama hala kıvıramıyorum. Burayı kıvıramıyorum. Bıraktığım an bu geri gidiyor. Durmuyor. Burada kabarmalar vardı hatırlarsanız. Parkeleri tamir ettirmiştim. Ama parkeler yine kabardı. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın şurada gözüküyor birazcık. Şurada da bayağı var ama güneş şu an oraya vurmadığı için gözükmüyor. Güneş vursa daha güzel olur. Burasının arası yine açıldı. Yani ben tamir ettirdiğim halde demek ki ne kadar çok su sızmışsa yine parkelerin araları hep burada açıldı. Şurası falan kabarık bayağı. Şurası. Ya bir kere daha yaptıramayacağım çünkü kendi cebimden yaptırmıştım. Şurası falan komple kabarık mesela. Şurası. Güneş şu an buradan vurmuyor. Vursa burası böyle bombe halinde. 2 gün önce kombimiz bozuldu. Ya delireceğim. Kombi bozuldu, buz gibiydi. Servis çağırdık, geldiler, baktılar. Aslında sadece şey olmuş. İçeride bir tane kablosu çıkmış. Ya kapalı kombinin kablosu kendi kendine içeride nasıl çıkabiliyor? Yani 3 aylık kombi. Gerçekten ya çok yani pozitif bir insanım. Çok böyle bir şeylere üzülüp kafaya takan bir insan değilim. Hatta apartman yöneticisi geldi dedi ki yani abla hani sen çok anlayışlısın. Başka biri olsa kıyameti kopartır. Dedim ne yapayım yani sana niye kıyameti kopartayım? Sen mi gelip boruyu patlattın? Niye sana bağırıp çağırayım? Hani olumlu davranıyorum. Gerçekten pozitif düşünüyorum. Ya böyle şeyler olabilir. Yeni binadır. Hani aksilikler olabilir. Ama gerçekten ha burama geldi. Niye bu kadar çok? Niye bu kadar üst üste? Niye sürekli yani? Ay işte elim sakat kaldı ya. Hani şu elim sakat kaldı yani. Hepsini bükebiliyorum. Bunu bükemiyorum ve şu an
ameliyat olmam gerekiyor ama ameliyat da olamam. Bu benim çok canımı sıkıyor. Çok yoruldum. Bilmiyorum. Çok olumsuz bir vlog oldu değil mi? Ama bu tüm yaşadıklarım, yani hissettiklerim de yani hissetmekte özgürüm. Yani bunları yaşayıp böyle ay çok güzel, iyi ki üst katımızın lamborusu patlamış, şükürler olsun falan diyecek halim yok yani. Üzülüyorum ve üzüntüye de izin veriyorum. Üzüntüye de izin vermek çok normal. Çünkü bu da insan duygusunun bir parçası. Hep böyle mutlu, hep mesut olamam yani. Ya üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Yani yapılması gereken yapılacak. İşte orayı boşalttım. Gelecekler, tamir edecekler. Geçecek, gidecek inşallah. Parkeleri bir kere yaptırdım. İkinciye yaptıramam yani. Ev sahibi istiyorsa yaptırır. Kombi işte kendi kendine, içinde kablosu çıkmış yani. Ne yapayım? Elim konusunu bilmiyorum zaten. O tamamen şu an askıda. Yani mesela elim şey yapıyorum. Hani üzülüyorum bazen. Unutuyorum. Biraz eğittim çünkü onu. Mesela böyle diğer yan parmakları üzerine bastırarak kıvırabiliyorum. Ama böyle yaptım da. Hani ayrı ayrı, hepsini ayrı ayrı yaptım da. Bu böyle havada kalıyor. Bu kıvrılmıyor ve yani bu evin parkesini tamir ederken bunun olmuş olması beni üzmüyor değil. Bir ameliyat olmam gerekiyor. Bir değil, belki 2-3 ameliyat gerekebiliyormuş. Çünkü bu tendon ameliyatları biraz sıkıntılıymış. Bu beni üzmüyor değil ama hani şey diyorum, daha kötüsü de olabilirdi. Parmağım da kopabilirdi. Hani buna da şükür diyorum. Ama yine de üzülüyorum yani. Üzüldüğüm gerçeği de değişmiyor. Öyle. Bakalım bu vlogda neler olacak. Ben şimdi bir banyoya gireceğim. Saçlarım çok felaket durumdalar. Bir banyoya gireceğim. Bir banyoya gireyim. Sonra adam geldiğinde çekerim size. Şimdi tesisatçı geldi gitti. Üst kat komşumuz gelmediği için biraz daha sonra gelecek. Üst kat komşumuzun gelmesi gerekiyordu. O bir 10 dakikaya geliyorum, 15 dakikaya geliyorum dedi. Sonra bir saat oldu. Akşama gelirim falan filan bir şeyler dedi. Biz de dedik gelsin. Bu işi gündüz halledelim. Şimdi bu üst katın Alaturka tuvaletinin gideri. Görünüyor mu bilmiyorum. Tam şeyden parlıyor. Ya tahret musluğu var. Şunun arkasında bir yerde, şurada. Onlarınki de orada. Ya diyor şuradan sızdırıyor diyor. Ama bu sarı sarı pis bir suya benziyor. Bence hiç tahret musluğu şeyi gibi değil. Hatta şöyle göstereyim. Yani bu temiz su değil yani. Buradan contanın kenarlarından sızıyor. Üst kat gelirse işte ona bakılacak. Gerekirse bu değişecek. Çünkü şurası var ya, dönemeç kısmı şurası. Orada eğer bir şeyler biriktiyse, böyle apartman işte, yeni apartman ya, derz, dolgular, betonlar, bir şeyler, o tıkamış olabilir. Ya da işte kaka diyeyim yani, artık kibar terim bulamıyorum, onlar tıkamış olabilir. O da bizim şeyimize akıyor, üstümüze akıyor yani. Şuradan çıkan dört parçayı öğre öğre yıkadım. Gerçekten banyoda onları çamaşır sulayıp yıkadım. Of! Çok sinirleri bozuk gerçekten. Bu arada ben yıkandım. Ama gerçekten sinirim bozuk. Çünkü ya çirkin, boktan bir mevzu yani. Ve tam kelimenin tam manasıyla boktan bir mevzu. Üst kat komşu da gelmediği için test edemediler. Çünkü üst kata gidip tesisatçı oradan bolca bolca su dökecek. Yani su dökerek açmaya çalışacak. Bakacak sonra aşağıdan sızdırıyor mu. Conta'nın kenarı gördünüz. Orada bir şey var. Oradan sızıp birikmiş gibi. Ya orayı temizlemek istiyorum. Bir yandan o borunun değişmesi gerekebilirmiş. Ya da ama dokunmak da istemiyorum. Of. Buradan sular akıyor. Şakır şakır. Oradan da öyle. Komple gitti. Üst komşu geldi. Test için
Üst katın suyunu komple açık bıraktılar. Şu duvar dibinde şurada ve öteki tarafta derz yokmuş. Orada derz olmadığı için akıttığına karar verdiler. Lağım değil diye düşünüyorlar. Tesisatçıyla buralar falan da hep su akıttı. Komple bunun üstünü falan boşalttım. Buralarda su akıtınca birazcık minik temizledim buraları. Ama tabii şıp 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 sular akıyordu. O sular biraz durdu. Şimdi komple şuralardan falan da sular aktı. Böyle. Bu da böyle bunun içine akıyor. Betonlar falan düştü birazcık. Üst kattaki şey komşu ders çekecek. Üst kattaki komşu ders çekince sorun gitti mi gitmedi mi diye kontrol edeceğiz. Bunları sökmüyorlar şimdilik. Onu şey yaptıktan sonra görüyorsunuz zaten şuradan damlıyor hala sular. Üst katın bayağı şeyi açık kalınca, musluğu açık kalınca komple buradan tavanın her yerinden su aktı yani. Ondan sonra o ders çektikten sonra ne olacak diye kontrol edeceğiz. Su geliyor mu diye. Tabii bu kontrollerin ucunun hepsi bana giriyor. Ben şimdi burayı temizleyeceğim mesela. O işte derzini çekecek. Test için bir daha banyosunu yıkayacak. Bakacağız ki bana su geliyor mu? Hani niye bu testlerin ucu bana temizlik olarak giriyor? Onu bilmiyorum gerçekten. Bakalım göreceğiz ne olacak ne bitecek. Çamaşırlar yıkanıyor. Çamaşırlar kuruyor. Ve burası da bunun son hali bu şekilde. Meriç işlenerken geldi. Bütün evi süpürdüm ben. Meriç sildi bütün her yeri. Salon hariç. Salonu da yapacağız birazdan. Şimdi beyaz almaya gitti kreşe. Bugün burada durumlar bu şekilde. Hala oradan şıp şıp sular damlıyor. Bakalım göreceğiz ne olacak. Size buranın son halini göstermemişim. Yani gösterdiysem de bulamadım çektiğim video kayıtlarında. Burası tamir oldu. Üzerinden de yaklaşık bir ay kadar geçti. Yani benim elim bile, el ameliyatım bile zaten 3 haftası doldu. Burayı da rahat bir ay ve bir aydan belki birkaç gün fazla olmuştur. Atıyorum 5 hafta falan olmuştur. Bir sorun yok. Üst kattaki komşumuz derz dolgusu yaptıktan sonra bir daha bir akma vesaire yaşamadık. Bir sıkıntı yok. Burada işte beyazın bezleri vesaire koyduk. Hani bir şey aksa bile en azından pislenmeyecek şeyleri koyduk ama bir sorun yok. 5 haftadır, 6 haftadır bir sıkıntı yok. Burayı da göstermiş olayım size. Bu videoyu gelecekten kapatıyorum aslında. Yani videoya başladığım tarihle şimdiki çektiğim tarih arasında bayağı bir fark var. Zaten videonun başına ekledim. Arada neredeyse 6 hafta falan var. Ben dediğim gibi çekmişim fakat bilgisayarım tamirde olduğu için editleyememişim. Öyle kalmış. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü insanın hayatında zor zamanlar olabiliyor. Şimdi size biraz evi göstereceğim. Evin haline bakın. Beyaz bu ara yeni hobisi bu koltukları böyle ayırıyor. Oradan oraya atlıyor. Ev darmaduman. Yani ben hiçbir şeyi temizleyemiyorum. Ve bu biraz canımı sıkıyor gerçekten. Elimden dolayı. Elimi daha yeni 1-2 gündür suya sokmaya başladım. Buralarda da artık bahar geliyor. Bir bahar temizliği yapmak istiyorum. Camlar falan leş gibi. Elimin şurası da kapandıktan sonra suya daha fazla sokabilirim. Şu an çok sokamam. Zaten alçılı geziyorum aslında. Çünkü bu elimi şundan fazla açmamı istemiyor doktorum. Yani elini şöyle çok açarsan, şu an göstermeyeceğim, tendon yeri kopabilir. O yüzden alçıyla geziyorum mümkün olduğunca. Ama ben her ihtimale karşı işlerimi yaparken bileğimi büküyorum ki tendonu şey yapmayayım, germeyeyim diye. O şekilde
Dediğim gibi elimi çok bükmüyorum iş güç yaparken. Gerçekten yani bir aydır evi temizlemedim ve salak olduğum için ameliyattan önce de evi temizlemedim. Yani aklıma gelmedi benim hani ameliyat olduktan sonra evi temizleyemeyeceğim, temizlik yapamayacağım. Ve ev belki hani bir aydan fazladır böyle. Ve gerçekten çok sıkıldım dağınıklıktan, pislikten. Ama elim kolum bağlı bir şey yapamıyorum. Hani ne yapılıyor? İşte Meriç süpürge yapıyor, süpürüyor yerleri falan. İşte şöyle ortalıktaki kalabalıkları vesaireyi şey yapıyor, temizliyor. Ama şey değil ismine. Yani böyle benim yaptığım gibi olmuyor yani. Hani silme falan zaten Meriç öyle çok yerleri falan silmiyor. Yani sil desem siler de. Ben kendim yapmak istiyorum. Gerçekten canım çok ev silmek istiyor. Böyle 6 haftadır falan ev silinmedi. Gerçekten sıkıldım. Sadece süpürgeyle olmuyor. Böyle yerler hep iz iz görüyorum. Yani beyaz bir şey döküyor. Peçeteyle siliyoruz. Hep onların izi var. Gerçekten biraz daha elim toparlarsa evi temizlemeyi çok istiyorum. Bundan sonraki video büyük ihtimalle tek elle ev temizliyorum videosu olur. Çünkü bunu çok az kullanabilirim. Zaten çok zorlu bir ameliyattı. Zarar verecek hiçbir şey yapmak istemem. O şekilde bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Biraz böyle 6 hafta önceden, biraz da böyle 6 hafta sonradan bir video oldu ama olsun. Öyle hayatımızdaki gelişmeler şimdilik böyle. Bir de hamilelik var tabii. Onu da bir ara konuşuruz bir sonraki videoda. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.